Yahudi dedi öyledir. Benim Allah için bunu anlarım. Hazreti Kâb radıyallahu teâlâ annem, Musa aleyhisselam Tevrat'a baktı. Tevrat'ta gördü ki bir ümmet var. Ya Rabbi ben bir ümmet buldum ki onların musafları kalplerindedir. Namazlarında melekler gibi saf bağlarlar. Mescitlerinde balonsu gibi zikrederek zikrederler. Onlardan pek azı cehenneme girer. Onları bana ümmet eyle. Onlardan pek azı cehenneme girer. Onları bana ümmet eyle. Hatta ilaveti geçeceğiz Hazretleri. Onlar ümmeti Muhammed, ümmeti Ahmet'tir. Yahudi doğru söyledi ya Kâb dedi. Hazreti Musa aleyhisselam bu ümmetin üstünlüklerini görünce istedi ki bu ümmetten olsun. Kitap sahibi Ulul Azim Hazreti Musa kelimullah istedi ki bu ümmetten olsun. Hak Teala Hazretleri Musa aleyhisselama 3 ayeti kerime vahiy ederek onu teselli etti. Ya Rabbim ben de ümmetten öyle dedi. Tevrat sahibi Cenab-ı Musa aleyhisselatu vesselam et dedi. İdris Nebi aleyhisselam ben ümmeti Muhammed et dedi. Cenab-ı İdris aleyhisselatu vesselam ben ümmeti Muhammed et dedi. Peygamber iken Allah'ın en yüksek kutsi makamlarında bulunurken ümmeti Muhammed'in izzet ve şerefini gördü de ya Rabbim beni kendine ümmeti Muhammed et dedi. Allah azim şan Musa aleyhisselama 3 ayet ile Sure-i Araf 143. ayeti kerimesiyle seni insanlara peygamber olarak göndermekle seninle konuşmakla seni seçtim. Musa aleyhisselam Allah teselli ediyor 3 ayetle. Ya Musa üzülme sana da 3 nimet verdim diyor Cenab-ı Musa aleyhisselama. Ah bir anlasanız kurban. Ah bir anlasak ah ya Rabbim. Seni insanlara peygamber olarak göndermekle konuşmakla seçtim. Sana bildirdiğimi al, bu nimetlerime şükredicilerden ol. İkincisi Sure-i Araf 144 ayeti 144. ayeti celile ile Musa aleyhisselama müjde verdi yine Allah-u Teala. Ona her şeyden levhalar üzerinde bir bilgi verdik. Yani Tevrat-ı Şerif'i. Ya Musa sana da Tevrat'ı nazil ettim buyurmak suretiyle. Üçüncüsü aynı Sure-i Şerif 158. ayeti celilede Musa aleyhisselamın kavminden bir kısmı onu kabul eden ümmet oldu. Bunlar doğru yolda bulundular. Onun bildirdiklerini kabul ederek adalet üzerinde oldular. Senin de böylece ümmetin var demek suretiyle Allah razı olsun. Hazreti Allah Musa aleyhisselatu vesselamı ümmeti Muhammed'e verdiği nimetler karşısında 3 nimetini zikrederek şükrü ilahiye davet eyledi. Şu anda konuya dönüyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ağladı. Niye ağladı? Sen benden sonra bir peygamber gönderirsin. Onun ümmeti benim kavmimden, ümmetimden çok olarak cennete girerler. İşte böylece o nazlı peygamberin kadri peygamberleri gıpteye dahi sevk etti. İbrahim aleyhisselatu vesselamın huzurunda İbrahim halilullah Allah'a niyaz etti. Ümmeti Muhammed'e ikram etmek istedi. Ya Rabbi, Habibin ümmeti Muhammed'e buluğa ermeden ölen sahibeleri emri fermanın ile ilimle kemalat ile onları yetiştireyim. Onları dergah izzetine getireyim. Kerem ve lütfiyle kabul et demek suretiyle ümmeti Muhammed'in akıl baliğa ve baliği olmamış sübyan çocuklarını Allah'tan İbrahim Halilullah istedi. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını ya Rabbi onları ben terbiye edeyim. Ümmeti Muhammed'e hibe ve hediye edeyim. Kemal sıfatlarla o çocuklar terbiye olduğu zaman Arafat meydanında Ruz-u Ceza'da sana karşı ana ve babalarının asilerine şefaatkar olsunlar diyerek koskoca Allah'ın Halili İbrahim aleyhisselam
senin, benim çocuk iken sübyan ölen çocuklarımızı alır, yedinci kat semavatta huzuruna oturttu. Bir üstadın talebesini terbiye ettiği gibi ilimle, edeple, kemalle terbiye eder. Kimin? Ümmet-i Muhammed'in çocuklarını huzur-i ilahiyede bu çocuklara alıp terbiye eder. Rabbin İzzeti Arafat meydanında salıverir. Kimine olacak? Bak başına ne gelecek o çocukların. Allah Azimüşşan azamet ve celal sahibi o çocuklara hitap eder. Ey çocuklar, kamil sıfatta terbiye gördünüz, haydi cennete gidin. İlim sahibi oldular, edep sahibi oldular, üstadların Cenab-ı Halilullah. İbrahim peygamberde terbiye gören ne olur? Evliyanın reisi olur. Haydi cennete girin çocuklar. Hitab-ı İlahi'ye gelir ama öyle bir terbiyetle yetiştirilmiştir ki Allah'tan niyaz edecek edebi de bilirler. Allah'tan şefaat edecek ilim ve kemalatla öğretilmişlerdir. Bunun üzerine o çocuklar derler. Rabbimiz fazlınla, ihsanınla bizi cennete koyuyorsun, hamd ederiz. Ama bizim çocukluğumuzda ölen, gözleri mahzun olup gözyaşı döken ana babalarımız var. Bize onları bağışla ya Rabbi. Hak Teala, size sorgu sual yok. Varın cennete girin. Ama babalarınız, analarınız sual vardır, hesap vardır. Siz onları bırakın. Çocuklar, üstadları İbrahim Halilullah olursa, bütün beşeriyete rahmet ve bereketle nazar ederse, öyle üstadın böyle talebesi olur. Çocuklar, niyaz ederler. Rabbimiz biz onların ayrılığımızda dünyada mahzun etti. Bugün her yana yaygın rahmetinle onları mesul edelim. Allah Azimşan, gidin Kevser havzından şarap alın, babalarınıza, analarınıza içirin. İçirilir, içirildikten sonra o Kevser şarabından içenler Allah'ın mağfiretiyle cennete girerler. İbrahim Halilullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya 7. kat semavatta ne buyurdu? Ya Muhammed, ümmetine benden selam eyle. Onlarla haber ver, onlara haber ver. Dünya fanidir. Demek buradan ne netice çıktı? Sen Resulullah'ın katında onun ümmeti olmak hasebiyle izzetlendin, şereflendin, keremli oldun da sana İbrahim peygamber Adem Aleyhisselam gibi haber gönderdi. Sana cehennemin hazinin malik haber gönderdi. Sen ümmeti Muhammed sıfatından çık. Resulullah'ın taşıdığın izzetini üstünden kaldır. Bakalım kimden kime ne selam gelecek gör. Yani sen çok yüce oldun be İbrahim Halilullah sana vasiyet etti. Hayır, senin sevgilin, habibin Allah katında mahbub-ı hüda olduğu, maksud-ı hüda olduğu için ve meğersen lâke illâ rahmeten lil âlemin sıfatına mazhar olduğu için onun izzetinden dolayı sana da selam gelir. Senin başına da rahmet yağar. Senin üstüne de gölgelik şemsiye tutarlar. Bütün bu izzetler gösteriyor ki efendiler, müminler, dervişler sofilik itaatla kaimdir. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek Allah sevgisinin sebebidir. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmekle mümkündür. Resulullah'ı sevmek, sünnetine yapışmak, muhabbeti ilahi dert çekmekle mümkündür. Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed. Ya Muhammed, ümmetine benden selam eyle, onlara haber ver, dünya fanidir. Zevali çabuk olacaktır. Allah katındaysa hor ve hakirdir. Sana İbrahim Halilullah bunu gönderiyor, bu haberi. Kulağını aç dedi, duy hele. Yüce Hak dünyaya sineğin kanadı kadar itibar etmemiştir. Onun süslerine aldanıp saraylarına, güzel elbiselerine, türlü türlü yemeklerine, izzetine, hizmetçilerine, haşmetine gönül vererek aldanıp ömürlerini boşa geçirmesinler. Cetti Paki Resulullah İbrahim Halilullah söylüyor. 4000 peygamberin İslam ağacının gövdesi İbrahim Halilullah söylüyor. Sana şefkatinden, merhametinden söylüyor.
Resulullah'a olan sadakatinden, muhabbetinden söylüyor. Dünya fanidir, aldanmasınlar. Yemek hizmetçi haşmetli lezzetine güvenerek kanmasınlar. Hocalar, hacılar kanmasınlar. Aldanıp ömürlerini boş geçirmesinler. Ahiret bakidir. Gece gündüz pak şeriatınla, pak şeriatınla, gece gündüz pak şeriatınla, hidayete ileten sünnetinle. Demek bizim kurtuluşumuz Allah'ın Resulü'nün şeriatında, Allah'ın rızasına götüren Resulullah'ın sünnetinde amel edip Allah-u Teala'nın rızasını tahsile çalışsınlar. Cennetin yeri boldur, oraya çokça ağaç diksinler. Sordum, cennete nasıl ağaç dikilir? Şu tesbihi çok söylesinler, Allah o tesbihin her bir söylenişinde cennete bir hurma ağacı diker. Subhanallahü ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu söylerlerse, bunu çokça söylerlerse Allah-u Teala hoşnutu razı olsun. Bunu çokça söylerlerse cennete âlâda kendilerine bir ağaç dikilir. Habibi de aleyhissalatu vesselam 7. kat semavatı geçti. Yakuttan yapılmıştı. Onun yeşil zümrütten iki kapısı, kızıl altından 10.000 kandili, ak gümüşten bir minaresi, ne bu? Beytül Mamur. 7. kat semada meleklerin Allah-u Teala tavaf ettikleri. Bu beyti tavaf ederler ya Muhammed, Cibril'in anlattı. Oraya bir defa gelene o kadar çok melaike vardır ki bir de sıra gelmez. 7. kat sema, yalnız bu da 7. kat sema meleklerinin tavaf ettiği bir mekanı mübarektir. Cibril Emin, ya Resulullah, burada imamet edin buyurdu, ezan okundu, 7 kat sema ehli tümden iktida edip ben imam oldum. Dur bitmedi. Bu topluluğu görünce hatırıma şöyle geldi. Ümmetime böyle bir topluluk ibadet Allah nasip etse, ümmetime Allah azim şahadet etsin hazretleri, böyle bir topluluk ibadet nasip etse, bunun üzerine o gizliyi saklayan Yüce Allah bana ferman eyledi. Ya Muhammed, senin ümmetine böyle bir topluluk olacaktır. Onun günü Cuma günüdür. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Rebi'l-Evvel'in birinden Hazreti Sıddık'a azamla mağarayı sevden hareket etti. Sekizinde pazartesi günü Mescid-i Kuba'nın bulunduğu mübarek makama geldi. Bir hafta sonra Mescid-i Kuba'nın alt tarafında bulunan Cuma Mescidi'nin makamına, o vadiye geldiği zaman Allah-u Teala razı olsun, orada Resulullah aleyhissalatu vesselama Cuma namazı emredildi ve Resul-i Kibriya Efendimiz ilk defa Mescid-i Kuba'nın altında, bugün Cuma Mescidi diye bilinen mübarek mekanda sahabeleriyle beraber ilk Cuma namazını hicretin birinci yılında Rebi'ül Evvel'in Allah-u Teala razı olsun içerisinde ilk Cuma namazını kıldı. Resulullah Aleyhisselam'ın gönlüne, saadetli gönlüne geldi ki Rabbim şu Beytül Mamur'daki 7. kat semadaki meleklerin tavafı gibi benim ümmetime de bir topluluğun ibadeti verse. Yani bu yük olmuyor efendiler. Yani bu namaz, Cuma namazı hizmet oluyor efendiler. Yani Cuma namazı ikram oluyor efendiler. Yani Cuma namazı günahlarımızı mağfiret olmasına, ruzu cezada Cuma gününün bizlere şefaat etmesine vesile oluyor efendiler. Cuma namazının her bir saatinde
Bazı ulemanın deme göre bir günde Allah 600 bin kişiyi Cuma'nın hürmetine cehennemden azat eder. Cuma şu halde senin için ikramdır. Cuma sana hidayettir. Cuma sana Allah'ın ihsanıdır. Cuma gününün kim geldiğini söylenirse kıyamete kadar amel defteri kapanmaz. Benim ümmetime de böylece bir toplu cemaat verilse, böylece bir namaz verilse, o zaman Allah Azimüşşan ferman etti. Ya Muhammed, senin ümmetine böyle bir toplum olarak Cuma günü cemaati verdim. Cuma günü olduğu zaman melailâ Beytül Mamur'da toplanır. Beytül Mamur'da melekler toplanır. Cebrail aleyhisselam Cuma günü Beytül Mamur'da ezan okur. İsrafil aleyhisselam hutbe okur. Mikail aleyhisselam imam olur. Yedi kat sema melekleri cemaat olur. Cuma namazı tamam olunca Cebrail aleyhisselam, ey melekler şahit olun, bu ezanın sevabını ümmeti Muhammed'in müezzinine bağışladım der. Müezzin olup da Allah için müezzinlik edene ne mutlu. Eskiden ulema-i izam dinlerinin ilmini Allah için yaparlardı efendiler. Ulema ibadetinin karşılığında bir maaş, bir mansıp, bir herhangi bir mal beklemezdi. Sırf ızar-ilah için yapardı. Öyle ulemalar geldi ki 30 sene, 40 sene müezzin oldu, imam oldu. Bir vakit namazını cemaatle kılmamak onlara nasip olmadı. Müezzin Allah için olursa, Fetevai Hindiye'de müezzinin evsafını anlatırken, Fetevai Hindiye, müezzin şeriattan haberdar olmalıdır. Cemaati camiye toplamalıdır. Hastan için gelmedi yoklamalıdır. Dertlin için gelmedi arayıp sormalıdır. Gafil için gelmez ilim öğretmelidir. Demek efendiler müezzinlik mevlutanlık değildir. Vaaz kürsüsünde fiyaka satmak da değildir. Müezzinlik imanlık, ümmeti Muhammed'e çobanlıktır. Çoban olmayan hocaların kulakları çınlasın. Müezzin cemaati toplayacak. Benim 12 kişi cemaatim vardı, birisi bugün gelmemiş, ne oldu, hayırdır inşallah, evine gidip bir yoklayayım. Dertli misin, hasta mısın, şu musun, bu musun, musibetli misin? Müezzin böyle olacak, Cibril'in ahlakıyla olacak ki, ruz-u cezabeyin uzun boylu olsun. Yoksa sesi güzel olmuş, Osman Ağa Camii'nde müezzini olmuş, güzel de ezan okunmuş, mevlüt okunmuş, bu izzet ve şeref değildir efendiler. Beyt-i Mamur'da Cenab-ı Cibril aleyhissalatu vesselam ezanı okudu ama bak ne dua etti. Nefsi nefsi düşünmüyorlar, ümmeti ümmeti düşünüyorlar. Aslında Resulullah'ın dünyaya geldiği zaman anlatırken görülecek ki Resulullah dünyaya teşrif eder etmez bu mübarek günde secdeye kapandı çocuk, beşik çocuğu. Beşik çocuklarından konuşanın birisi Muhammed Arap aleyhisselam, birisi Cenab-ı İsa aleyhisselatü vesselam, birisi Yusuf aleyhisselamın özünü ve valideyle meselesine şahit olan, birisi Allah-u Teala razı olsun, birisi. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Şu halde ne lazım gelir? Ahlak-ı hamideyle, şu dört melaikenin sıfat-ı sultaniyesiyle muttasıf olmak lazım gelir. Ümmeti ümmeti demeyen ulema, uykusunu onun için terk etmeyen ulema, merhametin ümmeti Muhammed'e vermeyen ulema, yalnız mevlüt günlerinde vaaz-ı nasihatta kürsüye çıkan ulema, ulema değildir. Ulema bizim seyda gibi olur. 10 bin, 20 bin kişi gelir yemek çıkarır. Sorun bu asırdaki hocalara 10 kişiye her gün yemek çıkarır mı?
Benim Seyyidam Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri 3000-5000 kimsenin yuvasını dinler. 3000-5000, 300-500 kişinin derdini dinler. Hastaları getirirler. Bu kürsü ne kürsüdür? Evliyanın vekalet kürsüsüdür. Dertlilerin derman kürsüsüdür. Benim gibi bir acize dahi kürsünün sahibi yani asliyeti olan Seyyid Muhammed Raşit hürmetine onun vazifesi kutsiyetiyle kusulalar yoluyor. Dertliler geliyor, diziliyor etrafına. Hastalar geliyor, deva seviyor. Sen hocayım diye bıyıklarını vuruyorsun da niye sana 10 tane hasta kapını çalmıyor? Niye dertliler gelip derman sormuyor? Niye rüyalarını nakletmiyor ha hocam? Ne oldu sana hocam? Sen sadece hocalık unvanına kaldın. Sen verasetül enbiya olan peygamberinin ahlaka hamidesine talip olmadın. Peygamberin sevgisini anlatmak demek, peygamberin ahlakını yaşamakla mümkündür. Buradan bir peygamber sevgisi anlatayım. Anlatmak kolaydı hoca. Ahlakına girse mi göreyim? Ahlakına girse mi? Niye sana hasta pusulaları gelmiyor? Niçin senin önüne hastalar dizilmiyor? Niçin sarhoşlar şişeyle senin evinin önünden geçmiyor? Niçin sen eline müezzin olarak mahallenin camiye gelemeyenin dermansızına, dertlisine ahvalini soramıyorsun? Sen Beyt-ül Mamur'daki meleklerin cumasından haberin yok. Anlasam ben ne anlatıyorum? Ya Muhammed Mustafa, ya Habibi Hüda, ulema Seyda gibi olur. Adıyaman'ın köyündeyim var. İstanbul'u da oraya gidiyor efendi. Kastamonu da oraya gidiyor. Halepli de oraya geliyor. Erzurumlu da oraya koşuyor. Hocalar ne olmuş, memlekette bitmiş mi de gidiyor? Demek okuduğu ezan ümmeti Muhammed'e eza hibe eden Cibril ahlakı kalmamış. Niye sana Bağdat'tan bir kişi gelmiyor? Niye sana komşu kazadan bir ziyaretçi gelmiyor? Bu zat niye olmuş da ümmeti Muhammed evinden çıkmıyor? Hoca söyle. Ben de soruyorum. Söyle hoca. Söyle hoca. Arif peygamber ahlakına girer. El-ülema verasetül enbiya sıfası ilmiyle amil olan alime aittir. Yoksa filan yeri bitirmiş filan diplomalı varisül enbiya değildir. Şeref-i Muhammediye tebliğ makamı değildir. İrşat makamıdır. Peygamberlik tevhidi buyurmak değildir. Kalpleri Allah'a çevirmektir. Sen cemaatin kalplerini muhabbetle Allah'a döndüremiyorsan varisül enbiya değilsin. Değilsin. Varisül enbiya isen sıfatlı yere. Niye sana bir köy hocasıyken 3000, 5000, 50000, 100000 bir senede 300000 kişi geliyor da sen şehrin içerisinde bir ayda hasbellillah sana 30 kişi gelmiyor. Ne ölüsü var yıkamı ne çağıracak? Ya birisi var, ya birisi var Allah razı olsun mevlüt okutturacak veyahut nikah kıydıracak. Arkadan da cüzdanın içine zarfı sokacak. Bizim Seyda'ya zarf sokma adeti yok. Cibril ahlakı, Cibril'in cebi yok, cüzdanı yok. E bizim şeyhin de cüzdanı yok, cebi yok. Gelen yiyor, giden yiyor, oturan yiyor, korkan yiyor. İşte Avrupa'da cami. Bak Seyda'nın bereketine, kandil günü et kebabından tut, pilavdan tut, sütlacına kadar. Hani Avrupa'da hocalar nerede, kandil yemeği nerede? Ümmet-i Muhammed yem olmuyor nerede? Dur ben bir sana Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini anlatayım demekle olmaz. Sevgisine delil isterim. Hani sofrası, hani sohbeti, hani cemaati? Senin cemaat uyudu yapıyor şimdi. Sen de yapıyorsun. Anla. Ben anladım, sen de beni anla.
Tehsil mamuru gelince cuma çıkıyor. Cuma'yı çıkınca müezzin Cibril aleyhisselam çıkıyor. Cibril aleyhisselam çıkınca müezzinin ahlakı çıkıyor. O da çıkınca şeyhin ahlakı çıkıyor. Bana bak! Ya Muhammed Arabi! Bir kişi kırık kaşıkla 10 kişi seydanın tekkesinde yemek yiyor. Çok zaman 2 çeşit, 3 çeşit yemek nerede seydamın tekkesinde? Biz burada haftada 3 çeşit yemek verirken mübarek çok zaman bir tarhana çorbası veriyor. Bir bulgur çorbası veriyor. Bir ayran veriyor. Çok gördüm ben ayranla ekmek yediğimizi. Ayran ekmek, çorba ekmek. Bulgur pilavı büyük bir meseledir. Her gün eline geçmez. Ama evinde ne varsa hepsini veriyor bu hoca. Var da saklayıp vermiyor. Neyi varsa veriyor. Ölçüye bak. Allahümme salli ve sellim Resulullah ahlakı. Resulullah ahlakı Cibril ahlakı. Cibril'de ezan okuyor. Ezan okuyunca Fetevvâ-i Hindiye'de ezan okuyan müezzin diyor. Alim olur, kamil olur. Cemaati çeker, çevirir. Ulan dedim, nasıl çevirir ki bu müezzin? Cemaat namaza gelemezse sual eder, toplar ve gelir. İlmini bilemezse cemaatin arkasında müezzin cemaatte namaz kılar. Müezzinin yeri safın sonudur. İmamın yeri başıdır. Hele ne demek? İmam tutup çekip götürecek Allah'a. Müezzin de arkadan değneğine noksan kalan tefal koyunları kovalayacak. Yani müezzin en arkada kalacak. Ne edecek hoca? Hele nasıl namaz kılıyor, teftiş edecek müezzin. Ayakları olmadı. İftita tekbirinde eller yerine varmadı. Namaz bitecek, hocaya bizim cemaat hasta olmuş, kelebek girmiş boyuna diyecek. Keçiler uyuz olmuş, sığırlar hastalanmış gibi. Avanın çobanı nasıl avaya hayvanatına haber verirse, müezzin de arkadan namaz kılarak hoca efendiye cemaatin illetini söyleyecek. Tedavi edecek hoca ile müezzin, baştan sona cemaati yıkayacak.